Öksürüğe yapacak bir şeyim yok. Bu klima sıçıyor ağzıma vallahi, kusura bakmayın. Ödül koyacak mısın? Şu anda öyle bir planım yok. Çünkü takım multisi. Yani 7 kişilik bir takım artı 2 yedeğiyle beraber kazandığında 9 kişiye ödül vermem gerekir öyle bir durumda. Yani saat 12-13 gibi seninle VS atabilir miyiz? Hem de tanışmış oluruz. Hayır. Vatutin iyidir yahu demiş. Vatutin. Genelde kıç demezsin be demiş. Ben öyle bir kıç derim ki. General haddini şaşır. Harbi kıç mıyım acaba diye düşünmeye başlar. Hayatı sorgular falan. Eski kıç diyicilerden kim kaldı? Güzel. Üretimden memnunum ya. Böyle devam. Seninki mi uzun, Stalin'inki mi? Yiyen bilir. 20 bit heavy bassaydın keşke. Hayır. Space Marine. Hayır. Kaç para istiyorsun? VS için demiş. Nuri sen ağır sikirmek istiyorsun bence. Hadi hayırlısı. Sibirya soğuktur Kaan. Göndeririz pezevenk. Hiçbir şey olmaz. Battal remleri vereyim sana. Remleri. Boş ver şimdi klimayı mulimayı. Yunanistan kapitülü olmuş. Ne kadar üzüldüm. Ne kadar üzüldüm. Şu an üzüntüden tırmanıyorum. 234 gün sonra zaten savaş biter muhtemelen ama siz yine gidin çalın yani o teknolojiyi. %65 hala geçemedik. %63 pardon. 70 bandında mı geliyor? Neyse. 58 hatta azalıyor bile. Şey olmadığı için şu an aktif. Birlik sayısı fena değil. Gördüklerim kadarıyla. Japonya ile yapabiliriz, işime gir. Tan ta tan tan tan. Kendime yapamıyorum oğlum. Yapabilsem zaten yaparım. Manyak. Bugün oturdum şeylere baktım. Sen söyle. Ekran kartlarına baktım. Farklarını falan karşılaştırmalarını. Benim ekran kartı gayet memnun olacağım tarzda bir ekran kartı. Sadece RAM'i beni çok rahatsız ediyor. O zaman alırken 4 GB'lık almıştım. 6 GB'lık modelini alsaydım uzun süre daha giderdi herhalde yani. Hiç umurumda olmazdı. Ama onun dışında neleri karşılaştırdım? Mesela 2070-1080 Ti karşılaştırmalarını falan yaptım. 1080 Ti her türlü çöküyor ya. Çöküyor. Bir tek RTX serisinin yeni teknolojisi var. Onun dışında 2080'i ve Ti'yi tabii ki iyi. Ama onun dışında 1080 hepsini dağıtıyor geçiyor. Hatta 1660 berbat ötesi bir ekran kartıymış. Şaşırtıcı derecede berbat ötesiymiş. Zikin sağ olsun. Ne? Günlerdir onların şeylerine bakıyordum ya. Karşılaştırmalarına falan. PC'ler fırlamış ya. 2016'da 3250'ye aldım. Şimdi millet ikinci elini 3500 satıyor. Öyle tabii canım. 1660 ucuz bir rakibi, ABD'ninki de fena değil demiş. Ucuz ama
yararlı değil battal. Karşılaştırmasını yaptığında görüyorsun yani onu. Şöyle bir şey var. Şimdi elektronik çok pahalı ve bir kere cebinizden parayı çıkartıyorsunuz. O bir kere para çıktığında değer bir şeye almanız gerekiyor. Yani değmeyecek bir şeye para harcarsanız iyi olmaz sizin için mantıken. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden yani şey yapmam. Senin ekran kartın karşı 1070 süper olabilir küçük farklarıyla demiş. Yani 1070 teknolojik olarak benden iyi. Onun dışında FPS farkları falan çok yok. RX 580 fiyat performans olarak en iyi ekran kartlarından biri bence demiş. Raiden'ı bilmiyorum. Ama Nvidia'yı satmam yani. Hiçbir şeye satmam. 1650 nasıl biliyor musun? O da çöp tabii ki canım. 1600 serisi ucuz ekran kartı. 1660 var içinde demiş. Tamam seni götürür oğlum. Yayın yapmıyorsun ki ne yapacaksın? Moralim bozuldu diyor. Ne yapacaksın ki zaten? Ben yayın yaptığım için bana iki kat daha güçlü şey gerekiyor. Oha bitirdik mi bunu? Rajdansak daha makul galiba ya. Savaş kokusu alıyorum ama. Nedenini bilmiyorum. Halbuki Almanya ile çok iyi kankaydık ya. Ne savaşı? Nereden çıktı bunlar? GTA 5. Tamam Raiden'ı bilmiyorum. Bir şey diyemem arkadaşlar. Atileri kullanmadım. Sadece ekran kartımı arıyorsun. Evet işlemci anakart ve şeyi değiştirdim bugün itibariyle. Daha montajı yapılmadı. Haftaya yapılacak. İşlemci anakart RAM değiştirdim. İhtiyacım vardı artık. Bazı oyunlarda tekliyordu. İhtiyarım 5 senelik falan oldu ihtiyar ama gözünden öperim ki 5 senedir hem yayın yapıyorum hem oyun oynuyorum. Herhangi bir sıkıntı çekmiyorum. En azından oyun oynarken kesinlikle bir sıkıntı çekmiyorum. Ama yayınla beraber tabii zor. Yükü çok ağır. O yüzden emekliye ayırıyorum işlemcimi. Gözüm gibi seviyordum işlemcimi ama yani onu söyleyeyim. Bir daha hani şeyim olsaydı, o zamanki aklım olsaydı yine gider bu işlemciyi alırdım. Şu halini gördükten sonra 5 sene boyunca render şeyler, yayınlar hepsine etti yani. Düşün ki ben akşam yayın yapıyorum, sabah video editliyorum falan. Onlar da render yapılıyor. Bazen makine 4 gün açık kalıyor. RAM'lerimden de çok memnunum. İlk bozulan genelde RAM'ler olurdu. Benim RAM bayağı sağlam direndi yani. Aşırı sağlam direndi hem de. Kaça satarsın demiş. İşlemci mi? Muhtemelen 1200-1500 arası falan satacağım. Modeli ne işlemci? i7-6600'dü galiba aşağıda yazıyor. 3.4 GHz. Yeni ekran kartı ne düşünüyorsun? Ya ne düşündüğümün bir önemi yok çünkü öyle bir bütçem yok şu an ekran kartı için. İşlemci olarak Intel mi aldın? Evet Intel i7-10700K aldım. Temiz kullanmak da fark ediyor. Tabii de ben bayağı hunharca kullandım aslında yani. Temiz demek doğru olmaz. Ben bayağı hunharca kullandım ya. Ülkeye 20 binlik sistem alıp Minecraft oynayan kitle var demiş. Yayıncılıkta iyi para var mı? Yok tabii ki. Manyak mısın? Nereye iyi para olacak? AMD daha iyi demiş. AMD daha ucuz ama şöyle bir şey var. Ben 10700K aldım dediğim gibi. i9 9900K'dan daha sonra çıkmış bir nesil. 10. nesil çünkü. Fakat şöyle bir şey var. Daha ucuz. Hem de bayağı ucuz. O yüzden açıkçası i7-10700K'nın beni tatmin edeceğini düşünüyorum. Fiyat performans şeyiyle.
Evet, başlıyoruz. Uçakların bir eğitimini durduralım. Tam durdurmamışım. Bunlar katlanarak geliyormuş. Şöyle gel. Tamam, başlıyoruz. Şu uçaklar yalnız bir türlü gelmedi ha. Burada 600 uçak var. Başkalarının uçak birlikleri de var büyük ihtimalle şeyde şu an biçimde. Direkt otomatik görevle geldiler. Güzel o zaman. Yani görevi kendim atamam zannediyor, atamam gerekiyor zannediyordum ama direkt görevle geldiler. Hepsini geliştirememiş miyiz fighterların ya? Ben geliştirdim diye zannediyordum. Üzdü. Officers Purge'den zaten bir %15 organizasyon penaltısı yiyoruz. Bu savaşla beraber de bize bir penaltılar gelecekti ama onlar daha sonra geliyor herhalde. Galiba herkesin sınırına geldiler şu an. Oo, bunun girmemişler daha. Tamam. Şu arkadaşa da hemen atamasını yapalım. Tamam. İspanya'yı şu an savaşa çağırma gibi bir planım yok. O kalsın. Ciğerler gitti klima yüzünden ya. Yani. Şifreyi de kıralım. Aa, yo, şifre şey olmuş. Şifreleme yapmış. Kıramıyoruz şu an. Vay. Birazdan tekrar araştırırız. Oy 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 oy. Pocketlar aşkına. Bağış geldi kanka. Görmedim. Kusura bakmasın. Yayıncılıkta iyi para var bu arada demiş. Git askeri maaşa çalış. Paraya gör. Yayıncılıkta göremezsin asgariyi nasıl.
Tamam, şimdi geldi. Bizden destek istiyormuş İngiltere. Siktir git dedik teknik olarak onlara. Ama çok teknik olarak. Buraya hala 400 uçak geliyor. Heh. 2500 uçak atadık buraya ama onların da 3000 tane uçağı var hala. Uğraştıracak. Şimdi buraya mı geliyordu onun şeyleri? Relocate'ler burada. Order. Yok. Bununla beraber sanki bir şeyler açılıyordu diye hatırlıyorum ama yanlış mıyım? Recruitable veriyor. Extensive çekiyor. Research verecek. Garnizonlara hasar veriyor. Şu bayağı fark edecek bu sırada. Persian Corridor'u yapmayacağım. Decryption Speed. Daha sonra bakarız. Güzel şeyler varmış ama. Pembenin planları da yarıldığına göre artık pembe de normal hattına tutunsun. Adam fırlatacağız kafalarına böyle. Devam. 15 fitlik piyadeler. Valla bağışı kaçırdım. Kusura bakmasın atan kişiye. Büyük yayıncılar kazanıyor demiş. Büyük yayıncı da parmağı şıklattığın anda olmuyor zaten. Yani büyük yayıncı kazanıyor da ayrıca kesilen vergi dilimleri falan bilmem neler varken yine kazanır tabii ki de. O kadar da şey değil yani. Bugün yayın açtım, yarın büyük oldum, kazanıyorum diye bir durum yok. Hani onu söyleyebilirim. Tankograd ne yapıyor mu? Oha, üretimi hızlandırıyor. Oo, çok hoşuma gitti lan. Şuraya bir koşabiliriz. Burası daha sonra işimi görecek. Bu işimi görebilir. Şurası daha çok işimi görüyor. O yüzden buradan gideyim. Daha sonra military research ve Sovyet partizan yapacağım. İşgal ettikleri her toprakta garnizonlarına daha çok hasar yiyecekler. Bu önemli bir şey çünkü genelde hatırlarsanız çok büyük penaltıya sebep oluyor. Ekipman üzerinde özellikle. İlk önce dediğin adam Twitch'te maaşlı çalışıyordu. Girme oraya, girme. Sponsorluk da alıyorlar tabii. Ya yine şükür arkadaşlar birçok ben hayal etmeyeceğim tarzda oyunları oynuyorum işte yani ne var? Ben yayını yapmadan önce şeyi düşünmemiştim hiç. Ya Paradox acaba bize sponsorluk verir mi falan? Hiç düşünmedim ya. Evet verir falan demedim kendi kendime. Tabii ki verecek falan diye bir durumum yoktu. Verdiklerinde mutluyum. Total War için de aynısı geçerli yani. Total War da sponsor oldu falan. Ha, izleyici kitlemiz daha küçük. Evet eyvallah ama biz strateji kanalıyız. Olayımız bu. Ha, para konusu başka bir durum tabii ki. O orada yapabileceğimiz bir şey yok. O anda biraz açgözlü olmayarak şey yapabilirsin zaten. Eyvallah diyebilirsin yani. Ne olacak? İstediğimiz işi yapıyoruz. Bir zahmet bundan memnun kalalım. Biz kaliteyiz. Kaliteyim tabii ki amına koyayım. Ne? Değil miyiz? Tamam çok böyle Photoshop skill'lar yok bilmem neler cartlar curtlar taşımıyoruz ama strateji oyunlarının birçoğunun sponsorluğunu almış adam yoktu yani biz yayınlara başladığımızda. Ben o açıdan bir kalite bir rekabet getirdiğimizi düşünüyorum pazara. Şu an yediğimiz penaltı şu. %35 organizasyon kaybediyoruz. %35 saldırı, %35 de savunma penaltısı yiyoruz. Hani bunu hesaba kattığınızda savunma böyle gidecek. Nehri geçer. Yapacak bir şey yok, Onur.
Anlattığım penaltılardan sonra pek yapacak bir şey yok yani. Şunu Amerika'dan almayıp kimden? Hiçbir yerden alamıyorum. %35 savunma penaltısı yerken rahat ilerlemeleri doğal şu an. Ama arkada bir biriken heybet var. Yüce bir heybet yaklaşıyor. Zamanla göreceğiz. Oo, motorizeyi bitirdim. O bayağı kötü bir hamle oldu. Kendi açımdan. Onu bir çıkartalım o zaman şeyden ya. Şimdilik at koy. Kevler Recon. Ne kadar düzeltecek? Göstermemesi de bir başka şey. Çok az düzeltti. Neyse. İyi olsam penaltı yemezdim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum Onur. Scorched Earth ile geri çekilelim. Bütün kuyuları zehirleyin. Bütün yolları kırın, patlatın. Ne yapıyorsanız yapın. Geçit vermek yok. Tankograd. Yalnız ismi bile çok iyi ya. Tank şehri. Yanlış bilmiyorsam Grad şehir anlamına geliyor. Tank şehri. Olması lazım ismen. Uçak yetmezliği çok şaşırtıcı. Yalnız sağlam düşman uçağı var havada. Nasıl Türkçedir ya Rabbim demiş. Kim bana mıydı o? Şöyle bir uçakların durumuna bakalım diyeceğim. Burada henüz bir şey yok. Burada bayağı bir uçak kapıştı. Ne oldu mesela? 136 fighter kaybettim. 299 fighter, 15 bomber, 49 support çakmışım. Yukarıda da çok bir şey yok. 13'e 29. Böyle yoğun geçen bir yer var mı? 32'ye 86 mesela. Yani durum bu şu an. Uçak konusunda iyi gidiyoruz. Osmanlıcı mı? Kim Osmanlıcı mı? Şu line'ı bir düzenlememiz lazım ama. Finlandiya mı savaş açtı? Oo, onu beklemiyordum bak. Biraz çöp bir birlik olacak biliyorum ama yani şu an sahip olduğum bu. Şuna Rokossovski'yi versek Konev de olur gerçi. Konev ver. Şuradan Konev'i al. Şişman'ı ver. Yok ya. Logi'yi ver. Tankın ölüsü bile iş yapacaktır ya. İnanıyorum. Tan 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 tan.
Bunu alabileceğimiz daha makul bir yer yok mu ya? Patır patır indiriyorlar aşağı. Kırım'dan Kafkas'a girebilir abi, dikkat. Girsin. Oraya da bir çözüm buluruz illa. Şu turkuazı burada kırarız ya. Turkuaz hangisi bu sırada? Ha bu. 11 kişi kalmış, herifin tuttuğu cepheye bak. Şunları da geri çekelim buraya da. 11 kişi cephe tutmaya çalışmasınlar. İyi, burayı tutuyoruz. Bu taraf geçmiş olsun, bayağı bir pokt yemiş. 15 fitlik olunca üzülmem gelmiyor hiç. Yalnız hava üstünlüğünü alamamak beni şu an çok şey yapıyor ya. Tribe sokuyor. 2.4K uçak varmış. Ben de 2.4K koydum. Ona rağmen burada of. Deli bir uçak var. Deli deli. 2700 küsür daha var gösteriyor. 2400 sadece ortada kapışıyor lan. Buraya hiç geliyor mu? 150 geliyormuş. O zaman dur, uçaklarda bir taşımaya geçelim. Merkeze daha çok uçak lazım. Bir tane 200'ü de şöyle koy. Tamam. Buraya nereden uçak geliyor? Tüm 1K burada. Heh, 200 de burada. Tamam, şimdi 3000 uçak koyduk Belarus'a. Karşında 2700 var. Ama hala aşağıda çok çılgın bir uçak nüfusu var Ukrayna tarafında. Ukrayna daha şey yapacak bizi, uğraştıracak yani. Eyvallah. Sağ ol yavrum. Quartz'i teşekkür ederim. Bağış kaçtı tekrar atam. Beni... Niye bu sesli gelmiyor ya? Dur yavrum, kaçırdım, bir okuyayım onu. Yetişemiyorum ben şeye. Yazıyı göremediğim için. Yok, stratejik değil o. Uzun vadede nasıl yanmayı planlıyorsun? Zaten şey var. Planlarla düzeliyor. Bağış kaçtı tekrar atan bari. Enzig oynar mısın tekrar? Kolay gelsin yayınlar demiş. Enzig oynamam, planım yok. Ama eyvallah. Diğer mesajını da şimdi görmüş oldum. Teşekkür ediyorum bağışın için. Tankograd, gel artık. Daha çok tank. 7.3K'lık bir tank nüfusuna ihtiyacım var. Seri bir şekilde. Tamam, 4 yapabilirim hızlı. Bizim turkuaz kaçamadı mı daha ya? Kursk falan niye boş? Kimse gitmemiş Kursk'a. Allah Allah. Malzeme var, bari biraz daha asker basayım. Kursk'a kimse gitmemiş. Motorizeyi rahatlatalım hemen. Lan delersiniz, siz tanksınız be, hadi. Taş bile atsanız delersiniz. Heh, Cypher iyi oldu, o bizi biraz rahatlatır. Belli bir süre en azından.
Vasilevski Wounded. Şöyle bir şey yap. Bütün cepheye girelim. Böyle olmayacak bu iş yani. Biraz oradan biraz oradan tutuyoruz. Aşağısı çok hızlı ilerliyor. Cepheyi alalım. Zaten epey bir asker kaybeden de olmuş. Aralarda piyade kayıpları var hep. Şuradan nehri geçmeleri çok kötü olmuş. O biraz yoracak o taraf. Uçak durumunda hala mı Belarus bizde değil? Ha, uçaklar steklenmiş. Seni nereye verebiliriz? Seni oraya veremiyoruz artık. Aşağıda zaten havaalanım kalmamış. Stalingrad'a çekil. Burada başkasının uçağı var. Burada da aynı şekilde. Şu bomberları kuzeye yollayalım. Onlar oradan da iş yapar. Yer kaplamasın. Old Leningrad'ımız varmış. Mesela 166 gün sürüyor. Başarısız olursak political power falan kaybediyorum. Tutarsam bayağı bir political power kazanıyormuşum. İyi olabilir. Şu savaşın etkilerini buradan mı azaltıyorduk biz ya? Öyle bir şey hatırlamıyorum çünkü de. Aa, bu bayağı bir rahatlatıyor. Stavka'yı kurmamız lazım, evet. Fighter üretimini bu da şey yapıyor falan. Defense of Leningrad var. Leningrad etrafına 16 kale koyuyor. Ama ona da gireriz. Şu an tankların halleder diye düşünüyorum, tanklar orada işi. Muhtemelen. Pocket'ı yemesini beklemiyordum da tankın. Bunlar da haklı. İçinde tank yok, motorize yok. Bomboş geziyor şu an tank. Yetişmesi lazım tankların ki anca şey yapabilsin. Neden bu kadar toprak kaybediyorum? Bu mod güzel kardeşim. Mod. Modun dolayısıyla sürpriz saldırı etkisi var. %35 defans, %35 saldırı, %35 de organizasyon penaltısı eşliğinde savunmaya çalışıyoruz. Şurada bir boşluk yakaladık. Şu fortu da geri alırsak çok iyi olur. %35 atak penaltısı var ama o fortun bize dönmesi elzem. Fort kaybetmek iyi olmaz. Zor gibi duruyor. Vitebsk'e gir. Açılmalar olursa ona göre hareket yaparız. Bizim konuşma nerede? Biraz konuşmanın da gazını alalım ya. Might of the Soviets. Neredeydi lan o? Daha ziyade ismi neydi acaba? Onu da hatırlayamadım. Victory upon us yok. Neydi lan onun ismi? Bands of Silence, Invincible, o değil. Or with German Day of Infamy, I have returned Victory Parade, ha. Hadi aslanım Zhukov.
Ver biraz gaz millete. Milletin gaza ihtiyacı var. Ha, reinforce rate'i de mi alabiliyorum? Al o zaman. Herkes Winter Specialist falan mı ya? Kış benim olayımdır. Oo güzel, bayağı bir şey olmuş. Siz ne kazandınız? Güzel. O fortu delememişiz ya. Organizasyonu yoktu halbuki. İyi olurdu yani girebilsek. Saldırı penaltım olduğu için o tank orada sıkıştı, iyi mi? Anca etrafından dönebiliyorum. Özgür mü kaldı lan bu? Yo hala papat. Gel lan savaşa. German American War ne? Bu ne ara çıktı? Şimdi cephede bir değişiklik yaratabiliriz belki. ...150 gün daha Leningrad'ı tutmam gerekiyor. İran ne alaka ya? Bu nereden girdi oğlum? Hayda. Bu ne alaka? İran var mıydı ki böyle bir şeydi? Modda var mıydı onu bile hatırlamıyorum da. Mecbur hazır olmayan tankları şu an kullanacağız biraz. Onlar zamanla hazırlanacak. Bunlar ne kadar çalıyor ya? 11 Ekim'de bitecekmiş. Az kalmış. 11 günleri daha var. Ondan sonra şu Cypher'ı capture'layarak almaya başlayacağım. Çünkü çok uzun sürüyor şu anda şeyi, görevi. Neyse bunları azıcık biraz tutarsak zaten düşecekler. Rush bitiriyor işlerini. Bana gerek bile kalmaz yani çok. Ama şaşırttı arkamdan öyle bir saldırının gelmesi. Factory output %15 veriyor. Aslında bu da çok iyi. Ama bu da bayağı iyi. Orduya bayağı destek vermeye başlıyoruz çünkü buradan itibaren. %10 falan bonuslar verecek. Şunu yapalım Stavka'yı. %15 fabrika üretimi de bayağı yüksek yani. Bakmayın şu an üretim %43. %15 çok büyük bir bonus sayılıyor. Şu durumda yani. Şu turkuazın şeyi kalmamış, tamam. Bunlar da dağılsın, bir yer edinsin kendine. Artık komutsuz adam kalmadı zaten. Kaybettim Twitch kazandı, aboneyi yenileyemedim, bir türlü Twitch beni yıldırdı. En son yenileyemedim Prime abone olunabilir, bir abone yenileyemedim. Yayın başından beri
Uğraşıyorum, yayın arka açık, yayını izlemeye salıyorum artık, sakin kafayla çözeceğim. Sıkıntı yok. Accept a light request. Ya sen daha zaten bana niye savaş açtın, ben hala anlamıyorum da. E surrender dedi, hala benimle savaşta bu. Ha, bana da surrender vermedi yani. Bu denli bir götlük. Tamam, biraz cephe rahatladı. Deep Battle'ın faydaları. Cephe inceliyor karşı taraf açısından. Biz gayet iyi durumdayız onlara. Şu tanklarıma çok üzülüyorum ya. Onları bir kurtarmak lazım. Bir noktadan delsem çok rahatlayacağım ki şuradan delecek gibiyiz. Tamam, operasyon tamamsa ajanları tekrar yolla. Devam et. Modda Troçki yok, hayır. Eyvallah Artemis. İran'ı yendiğimizde silah yardımı mı alacağız? Peki. Bu da şöyle kalmış iyi yayına. Eyvallah. Eyvallah yavrum. İyi seyirler. Şu tanklar bir ilerlesin ya. Tahran da al soluğu. Sen de Azerbaycan'ı geriye aldın.